Biz mesela Xiaomi Türk malı oluyor diye şey yaptık. Dediler ki şimdi bu Türk malı mı olmuş oldu? Çin'den gelip Türkiye'de satıldığı zaman, işte yerli marka sattığı zaman onlara Çin malı diyorsunuz arkadaşlar. Evet. O zaman bu mantıkla Xiaomi de Türk malı, Türk malı olmuş olacak evet. Yani. Beyin bedava. Beyin bedava. Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin. Turkcell ile teknolojiye haftalık bakış programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde neler var Özgür Çetin? Biraz yine, bahsedelim istersen. Yine gündem çok yoğun. Osman hakikaten Allah bu hafta... Allah Allah. Hiç neden şaşırmadık artık. Değil mi? Evet. Çok yoğun bir gündemimiz vardı bu haftada. Bu haftanın bence en ilginç olaylarından bir tanesi telefon üreticilerinin ki ağırlıklı olarak Çin markaları var burada. Zaten sektörde ağırlıklı olarak Çin markası var. Türkiye'de fabrika ya da üretim, yani fabrika demeyelim belki hepsini ama üretim konusunda adımlar atmaya başlamasıydı. İşte ilk olarak Oppo'dan duymuştuk. Sonra evet, Samsung Oppo, geldi. TCL geldi. Tekno i̇lk olarak geldi. Oppo ile Samsung dendi. Sonra TCL çıktı ortaya. Sonra Tekno dedi ki ben de açıyorum. Pendik sonra Vivo'da yatırımım var dedi. Evet, Vivo değil. Xiaomi ile ilgili bir Vivo'da söyledi. Vivo'da bir ortak bir üretim yapacak. En son bilgi ise bugün geldi. Xiaomi'de. Evet, Xiaomi'de. Türkiye Avcılar'da mıydı hatta öyle bir yerde? Avcılar'da bir yerde yapacak. Üretim yapacakmış arkadaşlar. Zaten Xiaomi bizden biri gibiydi. Evet. Böylece Türk markası oldu neredeyse. Resmen artık Made in Türkiye yazabilir arkadaşlar arkasında. Çünkü resmen Türkiye'de üretimi başlamış olacak. Tabii bu şunu sorgulatabilir izleyicilerimize. Fiyat. Neden Türkiye? Neden? Pardon, evet. Yani Çin biliyorsun bütün Amerika, Güney Kore vesaire hepsi Çin'de üretim yaparken şimdi neden birden hepsi Türkiye'ye kaymaya başladı? Çinliler bile Türkiye'ye kaymaya başladı. Bunun arkadaşlar aslında birkaç farklı nedeni var. Bir kere lojistik. Lojistik en evet. Önemli nedenlerden biri. Çünkü Türkiye arkadaşlar biliyorsunuz Avrupa'ya açılan bir kapı gibi aynı tarafta Asya'ya da açılan bir bağlantısı var. Dolayısıyla burada üreticilerin üretimi yapmaları Avrupa'ya ithalatı kolaylaştıracak. Dolayısıyla bu en önemli etkenlerden birisi. İkincisi ise devletin verdiği teşvikler. Evet, yakın devlet zamanda bir teşvik başlattılar. Yatırımcılar için arkadaşlar güzel teşvikler sundu. Bunun sonucunda da işte birçok üretici ülkemize gelmeye başladı. Tabi burada düşük iş mali, iş gücünün de bence bir etkeni vardır. Şimdi, ya tabii ki şimdi evet yani kurlar yani bunlar sonuçta bu kurumlar da dolar bazında bakıyorlar işte. Evet. Demiyor ki ya ben buradaki işi atıyorum işte 2800 Türk lirası asgari ücret vereceğim demiyor. Demiyor tabii ki. Dolar olarak bakıyor. Yani dolar üzerinden baktıkları için de bir işçinin maliyeti ortalama 350 dolar. Hadi sigortasıydı falanıydı filanıydı 400 dolardı. Şimdi 400 dolar arkadaşlar normal şartlarda tamam belki Çin'de çalıştırabilirsin ama orada da dediğimiz gibi lojistik olayı var. Şöyle söyleyeyim ben arkadaşlar. Türkiye haricinde de başka bir yerde sanırım 400 dolara zor. Çin'de bir şey ürettiğiniz zaman Avrupa'ya gelmesi mecbur gemiyle gelecek. Çünkü uçakla göndermesi çok yüksek bir maliyet evet. Çıkıyor. Gemiyle geldiği zaman 3 hafta sürüyor. Siz Türkiye'den bir malı herhangi bir üründen bahsediyoruz bu arada. Kamyonlarla. Gümrükten çıkarttığınız zaman 5-6 saat içinde Avrupa'nın içlerine kadar. Ya maliyeti olarak da çok azalıyor. Evet. Gemi birden arkadaşlar şey yapamıyor. Bir de hani oradan çıktım direkt ben Türkiye'ye varayım diye ya da işte Avrupa'ya varayım diye bir şey yok. 5 tane 10 tane noktaya uğruyor. Evet. İşte yakıt boşaltıyor, alıyor bilmem ne bir şey. Bir de hani sadece yakıt masrafı falan da değil. Bunlar limanlara dünyanın parasını veriyormuş mesela. Ben onu geçtiğimiz günlerde öğrendim. Atıyorum bir limana yaraşıyor ilk gelmiş. Yanaşma parası alıyorlar. Ciddi paralar veriyorlarmış yani. Hani öyle düşük meblağlar değil. Dolayısıyla Türkiye'de üretime geçilmesi bu açıdan güzel oldu. Güzel oldu. Hem iş sahası da açılmış olacak. Tabii ki. Fabrikanın açılması demek binlerce insana yok, iş imkanı. Yok bir de ben yapmış. Bunu hep söylüyorum. Mesela şimdi bunun altına belki yorumlarda gelecektir diye düşünüyorum ama Türkiye'de bir şekilde üretim yapması bu bizim açımızdan bir tecrübe haline geliyor. Ve yarın öbür gün kendi markalarımız için de Türkiye'de kendi çıkaracağımız telefon ya da başka ürünler için söylüyorum bunu. Markalarımız için de ciddi bir tecrübe oldu ki zaten Türkiye'de telefon fabrikası da var bu arada. Başka General Mobile. Ben şimdi şunu merak ediyorum ama hani hep diyorlardı ya işte Çin'den gelen telefona bizim üreticiler logo vuruyor. Öyle şey yapıyor. Evet, şimdi mesela şu an falan burada üretecek ya. Sallıyorum işte Vestel ya da işte Ferhan gibi şey aldı ondan. Tamam kendi logosunu vurdu diyelim ama yine bu Türkiye'de üretilmiş olacak sonuçta. Evet, evet Türkiye'de üretilmiş olacak. Yani. Onu merak ediyoruz biz de arkadaşlar. Xiaomi de arkadaşlar Türkiye'de üretilmiş olacak. Şimdi bir de biz mesela Xiaomi Türk malı oluyor diye şey yaptık. Dediler ki şimdi bu Türk malı mı olmuş oldu? Çin'den gelip Türkiye'de satıldığı zaman, işte yerli marka sattığı zaman onlara Çin malı diyorsunuz arkadaşlar. Evet. O zaman bu mantıkla Xiaomi de Türk malı olmuş olacak evet. Yani. Şimdi bir diğer enteresan bir konu ise biliyorsun bir sosyal medya yasası vardı arkadaşlar. Ekim ayında yürürlüğe girmişti ve temsilci atanması gerekiyordu. Bununla ilgili olarak
belli bir süreçler vardı, ceza ilk süreçleri vardı atanmadıkları için. Önce 10 milyon sonra 30 milyon ve Ocak ayının ortasında reklam da yasağı. Reklam yasağı başlayacaktı. Başladı. Facebook da dahil olmak üzere işte birçok şey atadılar ama Twitter Periscope ve Pinterest kaldı. Periscope zaten Twitter'ın. Twitter ve Pinterest'te reklam yasağı başladı. Yani. Bir sonraki aşamada %50 trafik kısıtlanacak eğer sonra atamazlarsa. Ve sonra da %90. Bu da Nisan ayında başlıyor. Nisan'dan sonraki bir ay içinde de Mayıs ayında da %90 kısıtlama başlamış olacak. Bence güzel bir adım. En azından temsilci atamaları. Hepsi ama atadı yani şu anda. Bir Twitter atamadı. Twitter'da şu mantık ya da Pinterest şu mantığa gidiyor olabilir. Ya ben bunlardan zaten reklam gelirim çok fazla yok. Hiç uğraşmayayım, etmeyeyim diye gidiyor da olabilir. Çünkü biliyorsun Twitter'da reklam olayı o kadar çok yaygın değil. Hatta bir ara çok şey vardı biliyorsun yani. Twitter'da. Sahte reklam çok vardı. Kredi kartı aidatınızı ödeyelim falan filan diye. Onlar nasıl çıkabiliyor bilmiyorum mesela. Hiç kimse kontrol etmiyor mu bu reklamları? Onlar Instagram'da falan da çıkıyor ya. Ama abi öyle şeyler var ki dün işte Ekşi Sözlük'te okuyorum. Yani adamı biri anlatmış Sazan Sarmalı diye. Herif sahibinden.com'da buna ulaşmış. Bunun hayvanını almış. Kullanıcı şeylerini falan almış. Bunun üzerinden başkasını dolandırmış. İhale buna kalmış. Tabii o çok tehlikeli işler. Yani tehlikeli işler. Tam böyle diyorum lan millet ne kafa yoruyor bu işlere. O yüzden güzel bir gelişme. Bu arada bir diğer konu ise Facebook'ta sonunda temsilci atadı. Çok şükür. Yani biliyorsun bir WhatsApp de, tartışması vardı. Bir de orada şey demişler. Basın bülteni yollamışlar. İşte kullanıcılarımızın şeyini düşünerek. Ben desene reklam yasağını koyunca mecburen atamak zorunda kaldık diye. Yok bence ben bu konuda şunu düşünüyorum. Atamak zorundalar. Tabii neden? Canım ya. Türkiye'yi kaybetmek zorundalar. Bir sorun olduğu zaman karşında muhatap bulamıyorsun. Ben birkaç kez başıma geldi. Yani öyle bir abi. Sorun mesela oluyor. Bir hesabın çalınıyor. Şey oluyor. İngilizce yazacağım. Bilmem. Hadi biz tamam. Bir irtibatımız var, şeyimiz var ama. Yani herkesin şeyi yok ki böyle. Evet. O yüzden güzel oldu. Facebook'ta bence atayarak hem WhatsApp için hem Instagram için de falan atamış oldu. Evet. Bir diğer olayda arkadaşlar biliyorsunuz. WhatsApp geri adım attı bu veri ihlalleri vesaire konusundan ötürü. Normalde Şubat 8 Şubat'tı. 8 Şubat'tı evet. O kullanıcı sözleşmesi yürürlüğe girecekti. Fakat ne oldu? Bunu Mayıs ayına kadar ertelediler. Sadece Türkiye'den değil. Diğer Hindistan'da çok şey olmuş. Diğer ülkelerden çekmiş. De bayağı bir tepki çekti arkadaşlar. Bu tepki nezdinde de diğer uygulamalar kullanımı yükselmiş durumda. Hatta BIP falan Türkiye'de bayağı bir yüksek kullanıcıya ulaştı. Bir de yurt dışında da bayağı kullanmış. Milyonlarca download'a ulaşmış öyle söyleyeyim. Aynen öyle. En son bir veri paylaşılmıştı. 8 milyondu ki o veri paylaşılmıştı. Ama bayağı oldu. Tabii tabii. Yani bu sadece yurt dışından arkadaşlar. Yani yurt dışından da BIP'in vesaire kullanımı bayağı bir artıyor. Bir anda ne oldu? Ulusal bir oyuncu konumuna geldi BIP'te. Evet. Ama BIP'in özelliklerine bakınca da hani kullanıcıyı serbest bırakan daha güzel özellikler mevcut. Örneğin mesela şey oluyor. Ben şey hoşçakalın. Sonu söyleyeceksin değil mi? Web'de mesela masa üstünde hani telefonun kapalı olsa da şey yapsa direkt ulaşabiliyorsun. O çok güzel bir özellik. O güzel. Hani WhatsApp'ta vardı bu ama neydi? Telefonun kapalı açık ol, ya da açık şey değil. Şarjın bitti bağlı mesela. Değil. Aynen. Bittin, gittin yani, ya. Giremiyorsun web'ten. Ama bunda ne oluyor? Direkt olarak hemen kullanmaya web'ten devam kullanmaya devam edebiliyorsun. Telefonun kapalı olsa bile bu gerçekten benim çok hoşuma giden bir özellik oldu BIP'te. Şimdi acil durum butonu da var mesela. O çok güzel. Ve ben hatta kullandım onu ben şimdi. Çok güzel oldu. Depremde mesela biliyorsun şebekeler çökünce yani normal görüşme yapamıyorsun ama bu anlık mesajlaşma programları çalışmaya devam ediyordu. BIP'te böyle bir özellik var. Tek tuşla konum ve durum bilgisini acil durum kişisi olarak belirlediğiniz kişilere iletebiliyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Ya bu spesifik gitse. Deprem olayı da çok basit bir şey ya. Evde tek yaşıyorsun. Bir şey oldu. Bir şey geldi başına. Evet. Bayılacaksın, şey olacaksın. Evet. Yani orada tek tuşla arkadaşlar. Mesela siz durum kişilerini belirliyorsunuz. İşte atıyorum. Anne, acil baba, durum kişisi. İşte evet. Kardeşim, kimse artık. Tek tuşa bastığınız zaman onlara direkt sizin konum vesaire bilgileriniz gidiyor. Ve bir onlar de, size direkt ulaşabiliyorlar. Bir de mesela 112, 155 ve 184 sabit numaralara da BIP üzerinden erişebiliyorsun. Bu da güzel bir özellik. Evet. Bu da enteresan yani bir... direkt olarak arama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada şu önemli. Atıyorum telefonunuz çekmiyor olabilir. Şebekeden o an sinyal alamıyor olabilirsiniz. İnternet üzerinden, BIP üzerinden direkt olarak arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da yani olması gereken bir özellik. Koymuşlar. Mesela şey de çok güzel benim hoşuma giden BIP'te gördüm. Kaybolan mesaj hikayesi var. Mesela mesaj yolluyorsun. Mesela diyorsun ki 30 saniye sonra bu mesaj silinsin diyorsun. Karşı taraf. Ben hoşuma gitti o mesela. 30 saniye belirliyorsun. İşte 5 saniye veya 60 saniye verebiliyorsun. Onun ekranında mesela ben sana yolladım. 60 saniye görebiliyorsun. Mesela baktım bak, baktım bakamadım. Güzelliğine biliyorum. Sevgilinle tartışıyorsun. Yazdın yolladın. Sonra sana derse ya sen bana nasıl konuştun? Ne dedim? Ben bir şey demedim.
mesaj hani gösterme yok, gidiş. Ekran görüntüsü alabilirim, ona dikkat etmez. Ya ona akıl etmez ki o. Sen bana ne yazdın falan diyene kadar zaten giderim. Bu arada az önce onu söylemeyi unuttuk. Bitweb'de hem sesli, hem yazılı, hem de görüntülü görüşmeler yapabiliyorsun. Bu arada tabii onları yapabiliyorsun. Güzel bir özelliği evet. Var. Onu söyleyelim. Normalde diğer hani mesajlaşma uygulamalarının masaüstü olayında böyle bir şey yok. Hani görüntülü konuşma vesaire. Evet. Çok yaygın kullanılan bir şey değil. Bip bunu da yapmış. Bence güzel bir özellik. Şimdi grup görüntülü görüşme de var Bip'te. 10 kişiye kadar HD kalitesinde grup görüşmesi yapabiliyoruz. Aynı zamanda sesli arama olarak da 10 kişiyle görüşme yapabiliyoruz. O da güzel. Yani sesli olarak da 10 kişiyi aynı anda arayıp konuşabiliyorsun. Mesela toplantılarda falan çok işe yarayacak bir özellik bu. Sesli arama haricinde grup mesajlaşma olayı falan da var. Burada da yine 1000 kişi destek sunduğunu belirtelim arkadaşlar. Yani bir grup kurduğunuzda bu grubun içerisine 1000 kişiye kadar ekleme yapabiliyorsunuz. 1000 kişi aynı anda mesajlaşma gerçekleştirebiliyor. Tabii bu biraz spesifik bir olay. 1000 kişi birden yazdığını düşünsene. Ya ama mesela şirketler için güzel bir şey. Yani evet, kurumsal adam mesela şey yapıyor. Senin belki 1000 kişi vardır ama. Aynen, gruplara koyuyor 1000 kişiyi ama diyor ki sadece yöneticiler mesaj atabilir. Evet. Biz mesela okullarda falan öyle. Sınıf grubu yapıyorsun, sadece yöneticiler diyorsun. Hani güzel işte o. 1000 kişiye birden aynı anda. Mesela okulla ilgili bir duyuru yapacaksın veya işle ilgili bir duyuru yapacaksın. Diyelim ki yarın işe gelmiyoruz ya da pazartesi günü şöyle yapıyoruz gibi süper bir özellik. Bir de çok güzel bir fonksiyon. Anlık çeviri. Anlık çeviri evet. O 10 numara. 10 numarayı. Şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela karşınızda yabancı biri var. Siz ona Türkçe yazıyorsunuz. Sallıyorum, ama karşınızda İngiliz biri var. Türkçe yazıyorsunuz. Mesajınız o kişiye İngilizce olarak gidiyor. O size İngilizce yazdığı zaman size Türkçe olarak geliyor. Bu yani bence aradaki çok engelleri kaldıramıyoruz. Bizim çok gençliğimizde yoktu bu be. Olsaydı var ya. Ama iş olarak da çok güzel kullanılır. Mesela düşünsen ben bazen yurt dışında yazışıyorum mesela. Ürün yolluyorlar, bir şey yapıyorlar. Mesela öyle biri hani Bip üzerinden derim ki ben gel abi Bip'e yazışalım seninle. O İngilizce yazsın, bana Türkçe çevirsin. Ben Türkçe yazayım, onu İngilizce çevirelim. Veya hadi İngilizce için çok sorun değil belki. Yani az çok konuşuyoruz, biliyoruz ama düşün ki bir Çinliyle konuşuyorsun. Çince. Hadi bakalım. Yani onu nasıl yapacaksın? 5 tane fabrika kurmuş adam. Yani evet, yani bugün belki başımıza gelecek durumlar. O yüzden bence güzel bir özellik olmuş Bip'in. Biz zaten kullanıyorduk arkadaşlar. Siz de kullanın, paylaşın. Güzel bir uygulama olduğunu söyleyelim Bip'in arkadaşlar. Evet, Bip'e de değindikten sonra sıra geldi Monster'ın güzel bir hikayesine. Çok güzel ya. Evet. Twitter'da gördük arkadaşlar biz bunu. Programa da eklemek istedik. Bir müşterisi, Trendyol'da oluyor olay bu arada. Monster'dan bir bilgisayar alıyor. Küçük bir çocuk. Daha sonra bilgisayarın taksidini ödeyemiyor. Annesi işten çıkartıyor. Evet, öyle bir uzun bir mesaj var bu arada. Koyarız ekrana. Annesi işten çıkartınca bilgisayarın taksidini ödeyemediği için bilgisayarı geri iade etmek zorunda kalıyor. Bir yorum yazmış işte. Hani ben iade ediyorum diye. Çok iade ediyorum diye bir yorum bırakıyor. Aldığı siteye. Ama yorumu da gayet samimi böyle. İşte şu tuş basmıyordu. Biz o tuşa çok değmemeye çalıştık ama yine de çok güzeldi falan. Ya çok komşulardan falan da bahsediyor. Bayağı uzun bir hikaye var. Çok güzel bir mesaj. Bir de şeye de bilgisayara da isim koymuşlar. Neydi ismi? Fatma Gül mi? Öyle bir şey diye bir isim. Fatma Gül koymuştuk. İsim koymuşlar. Bunu da paylaşılıyor. Bu biraz gündem oldu işte. Çocuğun paylaşımı. Master da bunu görünce ulaşmış. Dedi ki Fatma Gül'ü sahibine iade etmek için ona ulaşmaya çalışacağız falan. Ulaşmışlar ve Fatma Gül'ü de sahibine iade etmişler. Bu arada ben şeyi çok beğendim. Gerçekten güzel bir olay. Çok güzel yapmış Master Notebook. Nasıl yapmış? O kişinin ismi falan yok. Evet. Hani paylaşımlarda da yok. Sadece eli falan görünüyor çocuğun. Bence bu çok güzel olmuş. Çünkü bu tip şeylerde tam bir iyilik yapıyorsunuz. Ama böyle hani körün gözüne parmağını sokar gibi de anlatmamak lazım. Bunu çok güzel vermiş. Biz bile hatta bilmiyoruz. Yani kimse bilmiyor. Evet. Muhtemelen Master Notebook biliyordur tabii kimin aldığını ama helal. Bizim bilgimiz yok. Bizim haberimiz yok. Çok güzel bir şekilde kapanmış bu hikaye. Bizim de böyle hani kalbimiz ısıtan. Ya şey yapmamış adamlar. Gidip de bilgisayarı verirken fotoğraf çekilmemiş mesela. Çektirmemişler. Süper bir şey olmuş. Tebrik ediyoruz buradan. Teşekkür ediyoruz kendine. Hani derler ya sağ elin verdiğini sol el görmeyecek kadar. Yani o tarz bir şey olmuş. Zaten olması gereken böyle. Hani diğer firmalar da yapsın. Biz her türlü bu şeyleri anlatmaya şeyiz ama. Yapsınlar, anlatırız. Hani şey yapmasınlar ya. Çekin. Adam evet, hani böyle bir de gariban gibi giydirip şey yapıyorlar ya. Evet. Ayağında işte çorap bile yok falan. Ha, hoş olmuyor çok fazla. Bu tarz şeyler ama gerçekten güzel. İhtiyacımız olan şeyler. Evet arkadaşlar, Turkcell ile teknoloji haftalık bakış programının sonuna geldik. Bu haftanın teknoloji gündemini sizler için değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta yepyeni bir programla karşınızda olacağız. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.